Son 10 yılda Türk hava uzay sanayi sektörü giderek ciddi anlamda gelişme göstermektedir. Son yıllarda özellikle insansız hava aracı sektöründe uluslararası bir tedarikçi konumuna geldiler. Ve ürün yelpazeleri her geçen gün daha büyük ve ilginç hale gelmektedir. Amerika, İsrail ve Çin gibi endüstri devlerinden nasıl sıyrılmayı başardılar? Daha fazlasını öğrenmek için bu videoyu izleyin. Bundan 20 yıl önce insansız hava araçları konusunda dünyada sadece iki büyük oyuncu vardı. Amerika ve İsrail. Amerika, karmaşık ve büyük dronlar konusunda bir tekel sahibiydi, İsrail ise daha küçük drone pazarına yönelik fiyat rekabetçiliği sayesinde pazarda büyük bir paya sahip oldu. Zaman içinde İsrailli firmalar daha cesur oldular ve şimdi orta büyüklükteki drone segmentinde de büyük bir oyuncu haline geldiler. Amerika ise ileri düzey dronlarını herhangi bir ülkeye satmaktan kaçındı, bu da pazar payını azalttı. Geçtiğimiz son 10 yılda Çin de dronlarını yurt dışına satmaya başladı. Öncelikle hali hazırda silah satışlarını yaptığı belirli ülkelere satıyordu. Ancak zaman içinde, muhtemelen ABD'nin Predator ve Reaper dronlarını isteyen herkese satmaktan kaçınması nedeniyle ABD'nin bazı müttefikleri de Çin ürünlerine yöneldi. Türk hava uzay sektörü 2017 yılı civarında ciddi bir şekilde drone ihraç etmeye başlamadan önce, pazarda açıkça ağırlıklı olarak İsrail ve ABD vardı. Dikkat ediniz, gösterilen listenin kaynağı olan SIPRI Enstitüsü, görünüşte ayrıntılı rakamlara rağmen gerçekten sadece kabaca bir tahmin veriyor. Ancak Türkiye'nin İHA'ları iyi satmaya başlayınca durum tamamen değişti. Son 5 yılda, Türkiye birdenbire zirveye çıktı. Yine, bu rakamlar, SIPRI Enstitüsü'nün halka açık haberlere dayalı bir veri seti derlemeye çalışmasının bir sonucu olduğu için, çok fazla dikkatle incelenmelidir. Muhtemelen bazı rakamları abartırken, diğerlerini hafife alıyorlar. ABD satışlarını takip etmek, örnek olarak Çin'i takip etmekten muhtemelen daha şeffaftır. Ayrıca, büyük İHA satışlarının izlenmesi, küçük İHA satışlarının izlenmesinden daha kolaydır. Söyleyebileceğimiz kadarıyla burada mini dronlar listede hiç yer almıyor. Ayrıca, elbette tüm İHA'lar aynı değildir. Bazıları çok güçlü, büyük ve pahalıdır. Diğerleri ise, kullanıcılarına neredeyse o kadar değer sağlamayan küçük vızıltılardır. Yukarıdaki listede küçük ve daha az güçlü dronlar çıkarılırsa, şunlar elde edilir. Kesinlikle Sıkın Eagle veya Aerostar gibi küçük bir şey, bırakın ABD Reaper veya Çinli CH-4'ü, Türk TB2 kadar yetenekli olamaz. İşte en popüler dronlardan bazılarının ve maksimum kalkış ağırlıklarının bir listesi. Genel olarak 10 yıllık daha yeni ve üstün teknoloji, daha az kütle ve taşıma yükünü küçük bir dereceye kadar telafi edebilir, hatta belki de ağırlığı iki katına çıkaran bir drone ile aynı performansı sunar. Ancak birkaç kat daha büyük dronelar yine de üstün olacak. Hedef alan üzerinde daha uzun bir gezinme süresi, daha yüksek bir uçuş irtifası sunacak, onları bazı tehditlerin ulaşamayacağı bir yere koyacak ve daha yüksek bir yük taşıyacaktır. Bu da doğrudan çok daha uzun menzilli sensörler ve hatta daha büyük silah kapasitesi anlamına gelir. Türk Bayraktar TB2 insansız hava aracının listenin ortalarında yer aldığı görülüyor. Sadece birkaç milyon dolarlık oldukça düşük bir fiyata makul bir yük ve yeterli yetenekler sunuyor. ABD'nin tekliflerini ciddi şekilde azaltıyor. ABD, 2018 yılında Predator drone'unun üretimini durdurdu ve bu pazar segmentini diğer ülkelere bıraktı. Daha büyük Reaper drone'u çok pahalıdır ve birçok ülke için uygun değildir. Shadow serisi drone'ları ise Türk TB2 ile rekabet etmek için çok küçüktür. İsrail, yaklaşık olarak o alan boyutunda Searcher ile başlayan, Hermes ile devam eden ve Heron drone'u ile biten bir dizi drone'a sahiptir. Ancak Searcher modası geçmiş bir tasarımdır. Hermes 450 hala biraz küçükken, daha büyük olan Hermes 900 ve Heron pahalıdır. TB2 bu kapsamda maliyet verimliliği ile onları geçmeyi başarmaktadır. Elbette TB2, SIPRI listelerine göre yurt dışında satış yapan tek Türk insansız hava aracıdır. Ama oğlum adamlar çok satıyor. Bu sadece düşük fiyat etiketi ile ilgili değil. Bu da diğer ülkelere göre Türkiye'deki işçi maliyetinin daha düşük olmasının bir sonucudur. Ancak Çin, daha büyük üretim hacmi nedeniyle fiyatla rekabet edebilse de, siyasette rekabet edemez. Çinli müşteriler hala çoğunlukla önceden Çin malı satın almış olan ülkelerdir. Ancak Türkiye, NATO üyesi olarak, neredeyse istediği herkese satabilir. Batı ve Doğu ülkelerine satar ve her iki dünyayı da elinde tutar. İsrail ise aynı ülke kümesine hitap etmeye çalışırken, işçi gücü Türk fiyat etiketlerine etki edemez durumdadır. Peki Türkiye'nin yaptığını herhangi bir ülke yapabilir mi? Sonuçta, Türkiye'nin havacılık endüstrisi bunu gerçekten bir gecede yapmadı.
Soğuk Savaş'ta, özellikle 1980'lerden itibaren, Türk firmaları batılı sistemler üzerinde giderek daha fazla çalışmaya başladılar. F-16'lar, diğer uçakların yanı sıra yerel olarak lisans altında üretildi. Türk firmaları ticari havayollarında ve A400M nakliye uçağında Airbus ile çalıştı. Türk havacılık sanayisi çatısı altında konsolide olduklarından, T-1 ila 29 Taarruz helikopterinde Augusta Westland ile birlikte çalıştılar. Diğer projeler arasında, 10 yıllar boyunca çok fazla teknoloji transferi söz konusuydu. Türkiye arzu edilen bir ortaktı çünkü NATO'daydı, her zaman AB'ye yakındı ve işler ucuza yapılabilirdi. Türkiye bugün uçakların ihtiyaç duyduğu şeylerin çoğunu kendisi karşılıyor. TB2 dronlarda yabancı kaynaklı sensör ve motorların kullanıldığı bir dönem varken, günümüz TB2 dronlarında bunların yerini Türk muadilleri alıyor. 2000'li yılların ortalarında Milli Bayraktar ile başlayan Baykar, daha büyük ihalara yöneldi. Bugün şirket, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin önemli bir tedarikçisi haline geldi. Bununla birlikte TAİ tarafından geliştirilen büyük Anka İHA'ları da Türk ordusunun bir parçasıdır. Tecrübe ve yapılan birçok İHA ile sonunda ihracat da geldi. Türk ordusunun insansız hava araçlarını Suriye üzerinde kullanması, bunların yararlılığını göstermesine yardımcı oldu. Türk İHA'ları aynı zamanda Libya'daki iç savaşta satın alınıp kullanıldı. Ancak belki de en büyük fayda 2020 yılında Azerbaycan'dan geldi. Dağlık Karabağ Savaşı'ndaki başarısının ardından birçok ülke bir anda TB2 insansız hava aracı arayışına girdi. Ukrayna'da bir kullanıcıydı ve TB2'nin Rus kuvvetlerine karşı performansı medya tarafından başarılı olarak lanse edildi. Gerçek değerlendirmeler muhtemelen savaş bittikten birkaç yıl sonrasını beklemek zorunda kalacak. Eylül 2022'de bir Türk TV programı, şimdiye kadar 420 Bayraktar İHA'nın yapıldığını ve 24 ülkeye ihraç edildiğini söyledi. Bu sayının yarısı muhtemelen Türk ordusunda görev yapıyor. Kazançları bol olan Baykar ve TAİ, yeni projelere atıldı. TAİ'nin 2021 yılında Türk ordusunun hizmetine giren Aksungur adlı bir silahlı insansız hava aracı da mevcut. Baykar'ın biraz benzer ama daha büyük bir Akıncı İHA'sı vardır. İlginç bir şekilde Aksungur daha çok loiter süresi için optimize edilmiştir. Bu nedenle ağırlık ve rol açısından ABD Reaper İHA'sına yakın tipik bir keşif insansız hava aracıdır. Ancak Akıncı bir saldırı İHA'sı olacak şekilde optimize edilmiştir. Yani temelde bir füze taşıyıcısıdır. Bu ilginç bir konsepttir. Bir yönüyle, rolü Rusya'daki Okonik İHA'sı, Çinli GJ-11 ve ABD'de asla gerçekleşmeyen X-47B projesi gibi çeşitli uçan kanat saldırı İHA önerileriyle benzerdir. Yani, hedefe büyük silahları taşımaktır. Ancak bu üç İHA'dan farklı olarak, Akıncı gizlilik ve hız açısından tasarlanmamıştır ve oldukça yavaştır. Temelde diğer küçük turboprop uçaklar kadar savunmasızdır. Fiyatı bilinmemekle birlikte, karmaşıklığından dolayı ucuz da olamaz. Dolayısıyla, operasyonel uzun menzilli hava savunmasına sahip bir rakibe karşı faydası sınırlı olabilir. Ancak daha az benzer bir rakibe karşı, çok çeşitli füze ve bombaları fırlatmak için uygun maliyetli bir yol sunabilir. TB2 gibi insansız hava araçlarından çok daha büyüktür. Gerçekten de eklenen malzemelerinde, kullanımı için çok önemli olabilecek çeşitli uzak tutma füzeleri ve ondan fırlatılan bombalar yer almaktadır. Türk endüstrisinde şu anda yeterince güçlü motor bulunmadığından, Akıncı için şu anda Ukrayna motorları kullanılıyor. Ukrayna'daki savaşın bu motorların arzını etkilemesi muhtemeldir. TB2'nin iki katı ağırlığındaki bir başka insansız hava aracı olan TB3, Türkiye'nin gelecekteki İHA taşıyıcı gemisinden kalkış yapacaktır. Ve hatta katlanabilir kanatları bile olacaktır. Ancak belki de Türkiye'nin en ilgi çekici gelecek projesi Baykar'ın Kızıl Elma İHA'sıdır. Bu, jet gücüne sahip, süpersonik gizliliğe sahip bir İHA olarak tasarlanmıştır ve uçak gemilerinden kalkış yapabilecek durumdadır. Tasarım fikirleri 2013 yılından beri mevcutmuş gibi görünse de, proje 2021 yılında kamuoyuna açıklandı. Akıncı'da olduğu gibi, bu projede Ukraynalı bir motora bağlı olduğu için projenin ne kadar yavaşlayacağı bilinmiyor. Dürüstçe söylemek gerekirse, bütünüyle proje çok iyi odaklanmış görünmüyor. Yapımcılar, ikiz motorlu varyantı, radar, havadan havaya yeteneği, havadan karaya yeteneği gibi birçok şeyi pazarlamakta, bu durum Baykar şirketinin ne zaman neyi teslim edebileceğini sorgulanır hale gelmektedir. TAİ, benzer bir ürün geliştiriyor olsaydı, TFX gibi yaklaşan gizli insanlı savaş uçağı üzerinde deneyimlerinden yararlanabilirlerdi. Ancak Baykar için, Kızıl Elma gibi bir proje çok büyük bir hedef olarak gözüküyor. Verilen bilgiler doğrultusunda, biz gerçekten bir avcı jeti boyutunda uçakla ilgili konuşuyoruz ve bu uçak birçok ileri özelliklere sahip olacak. Gerçekte bu uçak yıl sonuna kadar aktif hizmette görülmeyecektir. Ve o zaman bile diğer, daha pahalı seçeneklerle karşılaştırılamayacaktır. Yine de, Türk şirketlerinin İHA'lar konusunda büyük adımlar attıkları açıktır.
başarılarını geride bırakıp bu konuda daha gelişmek için çalışıyorlar. Başka hiçbir ülkenin aynı teknoloji temeli, jeopolitik rol ve ucuz iş gücü kombinasyonu olmadığı için tüm politikalar aynı şekilde devam ederse ve ABD tarafından yaptırımlara maruz kalınmazsa Türkiye'nin İHA geleceği çok parlak görünmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu video Binkoz Battlegrounds isimli kanalın hazırlamış olduğu How Did Turkey Become an UAV Superpower isimli videonun direkt Türkçe çevirisidir. İlgili bilgiler 2022 yılının son çeyreğine kadar olan verileri kapsamaktadır.